Çok güzel bir lafı vardı. Ben de hiç kötü haber olmaz derdi. Tamam. Bir tek kötü haberi oldu. İşte o da zaten kötü neticelendi. Bu sene yalnız 9 ödül aldım. Onur ödülünden koyacak yerim yok havalarında. Dolaşmayıp Görköy pazarına gidip elimde torbayla çekiştire çekiştire soğanımı alan bir kadınım. Babam böyle yapardı. Kafan önemli, kalbin önemli. Bunlar falan çul çaput önemli değil. Paraya şey yapma. Kimse kimseye bakmadan böyle aman göz göze gelirim korkusuyla. Yukarı kadar çıkıyor ya. Böyle miydi bizim devrimiz? Bir kere cezalandım. Yalan söyledim. Konuşmayı kesti babam benimle. İşte hayat serimizde bugün değerli oyuncumuz Nevra Serezli hanımefendiyle beraberiz. Nevra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi evinize davet ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Başka şansım yok. Bodrum'dayım, Görköy'deyim. İşte evimizdeyiz, yazlıktayız. Siz de gelmek istediniz. Çok rahat benim için. Balkonumuzda oturuyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nevra Hanım şunu çok merak ediyoruz. 11 yıl bir ara verdiniz. Evet. Ama bizim tanıdığımız Nevra Hanım asla duramaz. Bu 11 yılınız nasıl geçti? Vallahi tabii ki kötü geçti. Çünkü evde oturmak, hiçbir şey yapamamak. Ama neden yapmadım? Piyes bulamadım. Bana bir sürü teklif geldi. Allah'a bin şükür teklif bitmiyor. Öyle bir şansım var. Fakat bana uygun proje gelmedi. Bana uygun rol gelmedi. Yaşa da takık durumdayım. Yani kendi yaşımın etrafında bir rolü istiyorum. Ya daha genç veya uymayan bir tiplemeyle şaşırtmak istemedim seyircileri. Bir de çok eskiden oynanmış repriz oyunları da sevmiyorum. Aslında bu da oynanmış bir oyun ama 60'larda oynanmış bir oyun. 40 senelik geç maddesi var. Eskimeyen bir oyun. O yüzden çok seçici davrandım. Moralim bozuldu. Oyun yok, oynayamıyorum diye. Çünkü metini de kaybettikten sonra aslında çalışmak en iyi gelen bir şey. İlaçlardan, sakinleştiricilerden bile daha iyi bir şey. Kafanı dağıtıyorsun, rol düşünüyorsun, ezber düşünüyorsun. Çok arandım oynamak için. Ya dizi ya tiyatro diye. Sonra Nedim Saban'ın bir yaz günü aklına geldi ve tesadüfen de yazlıkta o tekst varmış. Hmm. 15 dakika sonra bana şoförüyle buraya bu eve teksti gönderdi. Ağaçlar ayakta ölürü. 2 saat içinde okudum, telefon ettim, oynuyoruz, hazırlan dedim. Yani o kadar çabuk karar verdim. Tam istediğim roldü. Eskimemiş bir oyundu. Tabii bazı yerlerini 80'lere adapte etmek zorunda kalıyorduk. Bayağı bir tekst üzerinde çalışma gerçekleştirdi Nedim. O konuda çok başarılı. Ve öylesine işte 3 sene bitti. Her yerde dolu oynuyoruz. Ankara, İzmir'e kaç kere gittiğimizi hatırlamıyorum. Defalarca gittik, hep dolu oynadık. Çok mutluluk verici bir olaydı. Tabii. Yani iyi seçim yapmışım. Bir tek şeyde iyi seçim yapamamışım. Pandemi dönemine de rastladı. Yani orada biraz bilememişim olayı. Peki şimdi Metin abiyi de anmadan geçmek istemiyoruz. Metin abi bizler için çok kıymetli, sizler için çok çok kıymetli. Metin abiyle beraberken ve Metin abi sonrasını bizzat onun en yakını olarak sizden dinlesin. Yani şöyle before and after Metin gibi oldu. Before Metin zaten okul. Arnavutköy Kız Koleji'nde okuyordum. Bir sene Amerika'ya burslu olarak gittim. AFS bursuyla okudum geldi. Okulu bitirdim. Haldun Dormen'in tiyatro kursuna yazıldım. Tiyatroya girdim. Metin'i tanıdım. Yani çok uzun bir süre Metin'siz değil hayatım. Okul hayatı haricinde. Metin'i tanıdım. Metin'le bir Aşk adlı oyunda provalara girdik. İşte o sırada bir karşılaşma, bir elektriklenme, bir hoşlanma oldu. Ve Metin tabii çok her zaman için en son gününe kadar çok yakışıklı ve çok şarmı olan bir erkekti. Yani her kadın baktığı zaman Metin'den hoşlanabilirdi. O çok doğal. O normal. Onu kabul ediyorum. Ama ruhunu ve kalbini tanıdıkça büsbütün aşık olurdunuz Metin'e. Dünya iyi bir kalbi vardı. Hep pozitif yaklaşan bir insandı. Hep olumlu karşılardı her şeyi. Ve böyle dünyanın kavrulduğu, şimdi sarsıldığı o negatif hastalığa o bakış açısıyla nasıl yakalandı hala anlamış değilim. Çünkü her şeyi iyiye yorardı. Çok güzel bir lafı vardı. Ben de hiç kötü haber olmaz derdi. Bir tek kötü haberi oldu. İşte o da zaten kötü neticelendi. Ona bile hiç hastalığın adını anmadan, ağlamadan, kötüyü düşünmeden, finalini düşünmeden devam etti. 2,5 seneden fazla. Bir tek gün sadece işte ben biraz böyle daha olumlu yaklaşırken iyi oyuncusun ama bunu pek iyi oynayamıyorsun demişti bana. O lafını hiç unutmam ve bana çok koymuştu o laf. Bunu iyi oynayamadın demişti.
Ondan sonra da zaten hep onun anılarıyla işte o tiyatroya, tabii tiyatro yapma konusu çok ağır geldi bana yıllarca. Ve şey, yani o hep sanki kulisten beni seyrediyormuş. Ya da bir anda premier günü gelip tek bir çiçeğini getirip bana nefis kartlar yazardı her zaman. Kalemi çok kuvvetliydi, bende hiç olmayan bir şey. Şair ruhluydu zaten, şiir de yazardı, resim de yapardı. Ondan sonra onları hayal ettikçe o tabii biraz beni üzüyor. 10-11 sene falan oldu, hiçbir şey eksilmedi. Her zaman o gelecek gibi o tazelik devam ediyor. Aynen, şimdi yeni oyunum başlıyor 20 Eylül'de mesela. Onun ilk gece gelip bana uğur vermesini, bol şans dilemesini hayalimde bekliyorum. Müthiş. Ama herhalde Metin abiyle sizde o enerji kısmı, pozitiflik kısmı hep var ki sizde de var ama en ufak bir şeyden mutlu olma. Peki bunu nasıl yakalıyorsunuz? Bir dakika, şimdi onu bana Metin öğretti. Ha, oradan demek ki. Oradan enerji... Metin öğretti. Ben tam tersiydim. Yani ikinizde de görüyor mu o yüzden? Tatile gideceğiz mesela. Benden şöyle bir laf gelirdi. Ya Metin, o kadar da hazırlanmayalım. Mutlaka bir aksilik çıkar, gidemeyiz. Hmm. Ben böyle yaklaşan bir tiptim yıllarca. Niye canım, niye öyle düşünüyorsun? Çünkü ben çok şanssızım aslında. Muhakkak bir şey olur, gidemeyiz. Ya öyle düşünme. Olumlu düşün. Olumlu düşünür, daha o meşhur hani positive thinking, iyi düşün iyi gelir esprisi daha doğmamıştı dünya üzerinde. Yani öyle bir akım daha başlamamıştı. Metin'de hep o akım vardı. Yani iyi düşün iyi olur. Pozitif düşün. Güzeli düşün. Sonra moda oldu. İyi düşünce, güzel düşünce. Bana böyle yap. O yüzden bana hep derdi. Ben de kötü haber olmaz. Otur şu kanepeye anlatayım derdi. En kötü haberi verirdi. O kadar. Fakat o kadar güzel ballandırırdı ve çözüm üreten bir insandı. Çözümünü de üretmiş olarak kötü haberi verirdi. Allah. Anlatabiliyor muyum? Müthiş. Yani bu işle ilgili de olabilir. Arabanın bozulmasıyla da olabilir. Satın almak istediğimiz evi satın alamayacağımız da olabilir. Herhangi bir şey. Fakat nasılsa daha iyisini ben buldum bile çoktan. Ama olmadı o ev der mesela. Ben üzüleyim mi, ağlayayım mı, vah vah mı diyeyim mi diyene kadar halletmiş olurdu. Diye bunu yapa yapa çocuklara da aşıladı. Ben de şimdi olumlu bakıyorum. Niye kötü gitsin ki? Niye bilmem ne olsun ki diye. Yani ben aslında tersiydim. O beni noktada eğitti. Da Metin abinin şeyi var orada. Aa, evet, kesin var. Peki size baktığımızda, yani biz sizi televizyonda çocukken seyrettiğimiz Nevra Hanım'la şu an size konuşurken ki Nevra Hanım aynı samimiyette. Hiç çizgi bozulmamış. Çünkü ben... Geçmiş hiç unutulmamış. Geldiğimizler hiç unutulmamış. Hem çizgi bozulmamış hem kişiliğim de, yani ben ekranda veya böyle röportajlarda başka bir kişiliğe bürünüp siz gittikten sonra şu kapıyı açıp mutfağa girdiğim zaman farklı kişi değilim. Çünkü ben doğal yaşamayı seviyorum. Bunun da yani bir tiyatrocu olmanın, şöhretli bir insan olmanın, bir sürü filmimin olmasının, ödüller almamın. Hani bunlar bende hiç ay ben şuyum, ben buyum, ben kaç ödül aldım. Bu sene yalnız 9 ödül aldım. Onur ödülünden koyacak yerim yok havalarında. Dolaşmayıp Gölköy pazarına gidip elimde torbayla çekiştire çekiştire soğanımı alan bir kadınım. Oradaki kadın da bana canım benim ya ne şekersin diyebiliyor. Çünkü görüyor ben soğan taşıyorum. Sonra seninle YouTube röportajı yapıp diyelim ki işte önemli televizyon kanallarında röportaja gidebiliyorum. Altyazı geçebiliyor. İşte Instagram'da şu kadar takipçim olabiliyor. Ama ben oradayım. Ben buyum. Benim farkım yok. O bana bu 50 senede seyirci kazandırdı. Evet. Yani başka kişilik içinde oynamıyorum hiçbir şekilde. Siz anladığım kadarıyla aile de böyle içten samimi. Anne babanız. Çok. Anne babam, yani herkesin ailesi, annesi babası çok muhteşemdir ama gerçekten şimdi zaman geçtikçe anlıyorum. Benim annem babam dünyanın en muhteşem insanlarıydı. Babam 2 üniversite bitirmiş. 5 lisanı akıcı bir şekilde konuşup yazan, tartışabilen bir kişiydi. Ben çok komplekslenirdim babamdan. Çünkü ben bir tek İngilizceyi vakıf oldum. 9 sene, 10 sene İngilizce okudum. Babam hem Fransızcayı hem Almancayı, sonra kendi kendine İspanyolca oturduğu yerde, odyolar yeni çıkmıştı, kasetten dinliyorsun. Dergi alarak İspanyolca öğrendi. Zaten Arapçası vardı. Türkçeyi mükemmel kullanırdı. Her dakika beni düzeltirdi. Bu kelime böyle kullanılmaz. Onun baskısı sondadır. Ona bilmem nedir. Bunu kitapta yazarken böyle kullanırsın, konuşurken böyle kullanırsın. Baba yeter artık, bıktım. Bu kadar çok bilgiye gerek yok derdim. Hep doğruları öğretti. Hep güzel yaşamı öğretti. Annem de dünyanın en iyi insanı. Kimse hakkında kötü konuşmamayı, olumlu bakmayı, dargınlıktan hoşlanmayan, fakire yardım eden iyi insan.
insan olmayı öğreten bir kişilikti. Yani annem için bulunduğumuz semtte Hülya Hanım'ın bir kanatları eksik derlerdi yani. Öyle bir kadındı, öyle bir kadındı. Şimdi bütün bunlardan alarak büyüdüğün zaman sen de bir kişilikli kişi oluyorsun. Yani öyle güzel öğretileri vardı ki babamın hep küçüklükten tüketim olayına fazla önem verilmemesine. Şuran ve şuran önemli. Hep bunu bilirim. Babam böyle yapardı. Kafan önemli, kalbin önemli. Bunlar falan çul çaput önemli değil. Paraya şey yapma, tapma, komplekslenme. Az paranda olsun, çok paranda. Şuran var mı kızım? Kafan çalışıyor mu? Kalbin iyi mi? Yeter, dünyanın en zengin insanısın. Hep bunları böyle aşıladığı için hayatım boyunca kompleksim olmadı. Çok parasız kaldım. Gençliğimde çok sıkıntı çektim. Ama o veriler çok para kazandığım zaman da beni şımartmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü genelde gençliğinde para sıkıntısı çekenler biraz paraya kavuşunca dağıtabilirler. Genelde de böyle oluyor. Ben hep kontrollü yaşam, otokontrol, otokontrol. Şöyle bir şey vardı. Genç kızdım. Partiler, davetler, bilmem neler. Giderken babama sorardım. Bebekte oturuyorduk. Baba kaç gibi geleyim? Hangi baba kızına o devirde şöyle bir cevap verebilir? Sen kaçta gelineceğini hissedersin ve o saatte gelmen gerektiğini kendin karar verir gelirsin derdi. Müthiş. Ben böyle hadi ya derdim, partiye giderdim. Bizim devrimizde de partiler vardı. Evet. Gründük teypler böyle çalar. Lay lay rom dans edersin işte. Çocukla el ele tutuşursun. Çok önemli şeyler bizim devrimizde. Oh, harika. Ya gözüm saatte, acaba benim yaşımdaki bir kız bu saatte dönmeli midir düşünüp kendi kendime karar verir ve ben o saatte dönerdim. Babamı, annemi beni kapıda beklerken hiç bulmazdım. Salona girerdim. Babam hep kitabını okurdu. Aferin ya, güzel karar vermişsin. Harika. 10 numara derdi. Geçer giderdi. Çünkü o zaman kendin hep otokontrol. Demek ki ben bu yaşta, işte 17 yaşında, 16 yaşında bu saatte gelmeliyim. Yani ben 2 saatte geç gitsem babam bana kızmayacak. Ceza diye bir şey yoktu bizde zaten. Bir kere cezalandım, yalan söyledim. Konuşmayı kesti babam benimle. Küslük oldu yani. Konuşmadı. Sen çok ayıp ettin bunu böyle yapmakla dedi. Konuşmuyorum seninle dedi. Kapattı. Artık 10 gün mü 15 gün. O uzun da sürmüş. Hiç beni duvar görüyor. Nasıl bir ceza? Nasıl bir ceza? Yalan söylememeyi öğretti işte. Onun çok önemli bir şeysini kırmıştım. Bayağı da çocuktum ya. Kim kırdı bunu dedi. Evde benden başka kimse yok. Ben kırmadım dedim. Senden başka kimse yok. Kim kırmış? Ben bilmiyorum. Ben kırmadım dedim. Peki dedi. Yalan çok kötü bir şeydir dedi. Kesti, kapattı. Ay. Ama bak, size hayat hala belki de 11 yaşındaydım. 10-11 yaş. Bana o kadar koymuştur ki o babanın sana küse olması. Ne demek olduğunu o zaman idrak ettim. Bana ceza verebilirdi, vurabilirdi, yemekten kesebilirdi. Ne bileyim ben işte ne kırdımsa onu ödetebilirdi falan. Ama vay be, demek yalan söylemek çok kötü bir şey. Dersini verdin. Müthiş bir yani seni dersin. Adam yerine koymuyorum havasında. Yani konuşmuyorum. Sen bittin. Sen kötüsün. Yalancısın. Müthiş. Şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. O çektiğim. Hiç unutmam. Yani düşün 10 yaşında falanım. İlkokulu bitirmemişim. Çünkü bir oyuncakla ilgili bir şeydi. Onu alıp oynadığıma göre herhalde çocuk yaşta. Genç kız değilim yani. Peki tabii bizim değer verdiğimiz bir kısmı rahmetli. Mesela Kemal Sunal gibi. Şener abiyle de aynı şekilde. Çok evet, bir filmde oynadım. Aşık oldum filmi. Meşhur. Yok, Kırmızılı Kadın galiba. Aşık oldum. Aşık oldum. Evet. Aşık oldum da. Şimdi Şener abiyle de oynadınız. Kemal abiyle zaten herhalde 3-4 filmde 4 var. 4 film galiba. Vardı. Evet. O dönemlerde herhalde tahminim 1983-83 o zamanlar. Evet. 70-80 zaten benim film dönemim. O dönemler. Ama biz o filmleri şimdi seyredelim. Sanki o yıl çekilmiş, bir önceki yıl çekilmiş öyle şey ki bu enerjide bir lise çocuğu da şimdi otursa seyretse o samimiyeti alıyor. O enerjiyle alıyor yani. Bu nasıl yakalanıyor? Biz bunu bir Hababam Sınıfı tarzı filmlerde gördük. Bir de sizin bu filmlerinizde gördük. Yani valla onun için herhalde bir şey yapmak, degree falan bir şeyin olması lazım. Doçentliğin, doktoran falan çok bunu farklı. İncelemek için. Bilemiyorum. Biz o zaman bunların da çok değerini bilmiyorduk açıkçası. Ama eskimiyor film. Eskimiyor. Senaristlerin başarısı belki. Belki çok samimi olması. Ben hep samimiyete bağlıyorum. Doğru. Yeşilçam'ın eskimeyen filmleri samimi olmasına bağlıyorum. Çok insan yaşamından olmasına, bize yakın olan şeyler. Şimdi bir sürü film mesela Kore yapımının çevirisi, Amerikan yapımının kopyası oluyor. Ben hatta çok film seyrettiğim için, dizi de çok seyrettiğim için mesela ekranda bir dizi başlıyor.
çağrışım yapıyor. Bu 1900 bilmem kimdeki bilmem ne filminden hafif araklanmış aynı tip senaryoya benziyor. Ama tabii değiştirmişler diyorum. Sahneler bile gözümün önüne gelebiliyor. Yeşilçam'da da böyle bir şey pek yoktu. Çünkü bizi yazıyorlardı. Türk insanını yazıyorlardı. Şartlar çok zordu. O şartlar altında o filmleri yapabilmek. Bence şimdi değer bulması insanların o devirde bunu nasıl yaptılardan da kaynaklanıyor. Bir de o da var. Yani doğru. Hiçbir şeyimiz yok. Bu şey de yok. Nedir o yukarıdan uçarak gidiyor, çekiyor sizi. Dronlar. Şimdi mesela uuu diye kalkıyor uzak plan. Üstünden uçuyor bilmem ne yapıyor. Drone'u kullanıyor. Elindeki bilgisayarla genel planı oradan şehrin genel planını bilmem nesini alabiliyor. O devirde artık tavanlara mı çıkıyorlardı? Oradan mı sarkıtıyorlardı? Öyle bir plan istediği zaman falan tehlikeler atlatılıyordu. Neler neler su altı kamerası yoktu. Su altına nasıl hallediyorlardı? Yani her türlü şartlar o bizim teknik adamlar tarafından. Deha gibi çocuklar vardı vallahi. Öyle canavar. Abi şunu şöyle yaparız. Buradan suyu akıtırız. Buradan bilmem neyi yaparız. Yani o yağmur sahnelerin falan. Yani neler neler keşfediyorlardı o devirde onları halletmek için. Şimdi elinin altında zaten çok sıkışsan editing yaparken montajda bilmem ne kamerasıyla onları yapıyorsun, ediyorsun. Tabii canım. Yani insan gücünün ve tabii insan yaratıcılığının şeyi pek kalmadı. Yapay zeka zaten her şeyi yapıyor. Ne kadar fazla yokluk varsa o kadar yaratıcılık oluyor. Tabii. Belki o samimiyet katıyor. Tabii oraya. Tabii. Mesela köylülerin dokumaları, köylülerin hiçbir Mimar Sinan tatbiki sanatta gitmemiş köy kadını. Abi bir renkleri bir araya getirip bir halı döşüyor, bir kilim döşüyor, bir şey yapıyor. İnanamıyorsun o rengi onunla nasıl kullanmış, onu oradan nasıl çıkartmış diye. Kadın köyünde oturuyor, içgüdüsel olarak onu yaratıyor, ediyor. Okula gitse belki o kadarını yapamayacak. Resim dersi alsa, şey tatbiki güzel sanatlarda okusa değil mi? Evet. Kızılderililerde de öyledir mesela. Onların el işlerine bayılırım. Öyle bir mavi kullanır, öyle bir gümüş işçiliği kullanır, öyle bir kakma kullanır, Afrika. Bunlar hep kabilelerin içten gelen içgüdüsel yaratıcılıkları, doğallıkları ve o taklit edilemiyor yani. Peki bu zamana kadar oynadığınız böyle sizi en çok etkileyen, en çok keyif aldığınız rol desek şimdi, var mı öyle bir rol? Hepsi var. Yani hepsi var ama içinde 4-5 tanesi. Bir kere başta bu en son oynadığım. Gerçekten sıkılmadan her gün tiyatroya gidiyorum oynayacağım diye. Çılgın Sonbahar 5 sezon oynayıp ayaklarda alkışlanan, çok ödül aldığım bir oyun. Hisseli Harikalar hala unutulmayan bir oyun. Müzikleri efsane. Kadro muhteşem. Onu da senelerce. 6 haftada 6 dans dersi. Gene 4 sezon Cihan Ünal'la oynadım. Hem dans ettim hem 2 kişilik oyun oynadım. Yani çok çok oyun var ama tabii Yüzsüz Zühtü. Çevre Tiyatrosu'nda Metin'le beraber oynadığımız oyun. Yani çok böyle içinden seçme seçme tabii ki oyunlar var. Hiç tutmayan oyunlarım var. Ama ayaklarımın arkaya gide gide tiyatroya gittiğim oyunumda pek yok. Çünkü ben istediğim rolü, istediğim şeyi. Hep şansım oldu. Dörmen'de çalıştım, şansım oldu. Gencay Gürün'de çalıştım, şansım oldu. Uluslararası Gösteri Merkezi, Egemen Bostancı'da çalıştım, şansım oldu. Çevre Tiyatrosu, kendi tiyatrom, seçme şansım oldu. O yüzden ben bu rol benlik değil deyip reddedip oynamadığım olduğu için bunu oynamak istiyorum dediğimde de istediğimi oynadım. Müthiş. Peki sizlere son olarak fazla yormam adına? Yok yok, ben aşk olsun bununla yorulur muyum ben? Matine Suare oynuyorum 2,5 saatlik bir yese. Teşekkür ediyoruz. Bizlere bir Türkiye'mizin güzide sanatçısı olarak, oyuncusu olarak tavsiyeleriniz nelerdir desek? Yani şimdi tabii ki hayat tavsiyesi olarak hep olumlu bakmayı demin söylemiştik. İnsanları sevmek, dünyayı sevmek, tabiatı sevmek, iyi düşünmek. Şimdi olumlu düşünmek bu devirde biraz zor. Savaşlar, öldürülen kadınlar, eziyet gören çocuklar, hayvanlara kötü muamele edilmesi, pandemi, hastalıklar, kötü hastalıkların insanları elimizden alması. Bunlar yattığın zaman sana kötü rüyalar, kabuslar geçirttirecek şeyler. Bunları yok sayamayız. Ama birazcık yani şurada şu mor çiçeği görüp sabah uyanıp dünya ne kadar güzel. Bu ne biçim bir tabiat ya? O rengi nereden Allah yaratmış? Ay şu kuş sesine bakın. Onlar orada cık 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 cıklıyor. Ormanın güzelliğine bakın. Ne olur yakmayın ormanları. İnsan öldürüyorsunuz. Hayvan öldürüyorsunuz. Yani bunlara bakıp biraz mutlu olmak. Hayatın aslında çok güzel olduğunu düşünmek. İnsanları sevebilmeyi bilmek. Hani insan tabii ki ailesini, çoluğunu, çocuğunu, torununu sever. Ama insan sevmek ayrı bir şey. Biz insan seven bir devirden geliyoruz bizim yaşımızdakiler. Merhaba, nasılsın? Komşucum iyi misin? Bir ihtiyacın var mı? Bir asansöre girdiğinde merhaba, iyi günler, kaçıncı kat derdik.
Şimdi somurta somurta millet giriyor, birbirinin suratına bakmıyor, basıyor, sormuyor bile sen kaçıncı katsın. Ve çok gidiyorsa kat, kimse kimseye bakmadan böyle aman göz göze gelirim korkusuyla yukarı kadar çıkıyor. Ya böyle miydi bizim devrimiz? Ya bunlara eskiye dönüş bunlar olması lazım ben diye düşünüyorum. Biz eskiyi yaşamış insanlar olarak, sizler gençsiniz, biz güzellikleri çok yaşadık bizim devrimizin insanları. Bunların kaybolduğunu görmek biraz morali bozuyor. Ama yapılamayacak şeyler değil. Ya bir kere bir merhaba de geçene. İyi günler, merhaba. Yalnız kötü bakış, camı açıp küfretmek. Yürüsene be, geçsene be. Halbuki bizim zamanımızda hele kadın şoför görünce böyle işaret ederdi erkek şoför. Ben tır kamyon şoföründe bile, ki onlar hani daha şeydir, buyur ablacığım geçin diye yol verdiğini, sen eğer kenara çekilmişsen selam çaktığını falan, o devirlerde biz yaşadık. Şimdi önünü geçiyor, kesiyor, sen de yaptığın zaman bir küfürü basıyor sana, sanki cinayet işledin. Neden? Çünkü kötü düşünce var, sinir var, hayata küsmek var, pahalılık var, nefret etmek var, kime saldırayım duygusu var. Yani psikoloğa gitmekle bu işler olmuyor ya da sakinleştirici almakla olmuyor. Biraz kafa yapısını değiştirmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırdınız, kanalımıza şeref verdiniz, bizi evet, evinize davet ettiniz. Teşekkür ederim. Yani burada o kadar kolay ki, evimdeyim, biraz sonra denize gideceğim. Yani burada rahat bir yaşam var. Son 15 günüm, sonra İstanbul'a gidip gene köprü trafiği ve de karşı tarafta oturduğum için ve de provalar. Yeni piyesimiz Veda adlı Ayşe Kül'ün romanı 20 Eylül'de başlıyor. Ağaçlar Ayakta Ölür aynı zamanda devam ediyor. İkisi bir anda böyle devam edecek. Harikasınız. İşte sezon böyle başlıyor. Tatilimiz de bitti sayılır. Enerjiniz hep böyle daim olsun. Vallahi saatim yerinde olsun. Evet. Ben çalışmaktan gocunmuyorum. Çünkü çalışmazsam sinirli oluyorum. Yapacak bir şey bulamıyorum. Çünkü. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buralara kadar geldiniz. O şeref bize ait. Çok, çok teşekkürler. İşte hayat serimizde değerli oyuncumuz Nevra Serezli hanımefendiyle beraberdik. Bizzat bizleri evlerinde davet ettiler, kabul ettiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.